En düşük emekli maaşında net rakam belli oldu. Bu hafta Erdoğan'a sunulacak. AK Parti, en düşük emekli maaşını 10.000 TL'nin üzerine çıkarmak için yeni bir hazırlığa başladı. Yeni rakam bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde netleşti. Emekliler %24,73 oranında zam alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte %19,31 zam alacak. Ancak kök maaşı 8.000 TL'nin altında olan emeklilerin maaşları değişmeyecek. 8.000 TL'ye uygulanacak %24,73 lüks zam, maaşı 10.000 TL'nin üzerine çıkarmadığı için bu emekliler yine 10.000 Türk Lirası almaya devam edecek. Ekonomimden Besti Karalar'ın haberine göre, AK Parti yetkilileri en düşük emekli maaşının artırılması için harekete geçti. Şu an en düşük 10.000 Türk Lirası olan emekli maaşının en az 12.000 Türk Lirası olacak şekilde yükseltilmesi planlanıyor. Yaklaşık 3 milyon emekli şu anda 10.000 Türk Lirası maaş alıyor. AKP'nin ilk planı en düşük emekli maaşını 10.000 TL'den 12.000 TL'ye çıkarmak. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar %24,73'lük zamdan faydalanamıyor. Kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli maaşı alanların maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle bu adım atılıyor. AK Parti yönetimi, hafta içinde en düşük emekli maaşının en az 12.000 Türk Lirası olmasıyla ilgili hazırladığı raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Erdoğan'ın onay vermesi halinde bu düzenleme hızla meclis gündemine taşınacak ve Temmuz ayı içinde kabul edilecek. Parti yetkilileri, ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ile ilgili mali raporda talep etti.